Herkese merhaba sevgili teknolojioku.com takipçileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda masanın üzerinde görmüş olduğunuz Asus VivoBook S14 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Şimdi oldukça şık bir bilgisayar var, bunu baştan söyleyeyim. Tasarımsal olarak beğendiğim çok güzel özellikleri var. Teknolojik olarak da çok güzel özellikleri var. Bir de pil anlamında çok güzel özellikleri var. Bunun hepsine videonun içinde değineceğim ben size ama her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi 16'ya 9 ekranlı bir bilgisayar var. Biliyorsunuz bazen 3'e 2 olan, oranda olan bilgisayarlar da geliyor bize teste. Ama bu 16'ya 9 ki ben genelde kişisel olarak 16'ya 9 bilgisayarları tercih ettiğimi söyleyeyim. Çerçeve kalınlıklarına bakacak olsak üst tarafta ve alt tarafta birazcık fazla olsa da yanlarda oldukça ince bir çerçeve tasarımı bizleri karşılıyor. Bunun dışında baktığımızda üst tarafta bir adet webcam bizleri karşılıyor. 720p çözünürlük sunuyor bu webcam. Şöyle bakalım, belli bir açıya kadar ekranımız yatabiliyor. Tam olarak 180 derece yatmadığını söyleyelim. Bunun dışında üst tarafa baktığımızda yani klavyenin olduğu bölümde bizleri aslında oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış ciklet tasarım dediğimiz tuşlar bizi karşılıyor. Tuşların mesafesi de iyi ayarlanmış. Yani yazarken falan sıkıntı yaşamayacağınız bir mesafe tercih edilmiş. Fakat klavyede benim dikkatimi çeken çok enteresan bir özellik oldu. Siz de detaylarda muhtemelen göreceksiniz. Enter tuşunun etrafı böyle fosforlu bir yeşil böyle plastikle kaplanmış. İlk açtığınız zaman yani bilgisayar kapalıyken bile sanki orada bir lamba yanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani sanki bir böyle bir orada bir ışık varmış gibi hissediyorsunuz. Bu arada klavye ışıklandırmalı ama oradaki yeşil şey aslında bir tasarım numarası yapmış Asus ama çok güzel olmuş. Ben beğendim. Yani hani böyle enter tuşunu aramak istemiyorsunuz ve uğraşmak istemiyorsunuz. Böyle direkt orayı görmüş oluyorsunuz. Güzel bir touchpad'imiz var. Touchpad'in gizli bir numarası var. Sağ üst köşede böyle bir simge var. O simgeye tıkladığınız zaman böyle göstereyim ben şimdi şöyle. O simgeye tıkladığımız zaman bir numpad açılıyor. Normalde burada bir tuş takımı bulunmuyor. Ya yani daha doğrusu nümerik tuş takımı bulunmuyor. Ama o sağ üst köşedeki düğmeye basınca orada bir size böyle bir işlem yapabileceğiniz hesap makinesi formatı gibi bir şey çıkıyor. Bunu bir kere bastığınız zaman da bu kapanıyor. Böylece normal touchpad olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Sol tarafa bakacak olursak klavyenin alt kısmında Intel Evo platformu olduğunu söyleyen bir etiketimiz var ki bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Hemen o etiketin yanında da bir parmak izi okuyucu var. Parmak izi güvenliği de var. Sağ tarafta ise Harman Kardon olduğu söyleniyor ve belli özelliklerin yazıldığı bir sticker'ımız bizleri karşılıyor. İşte %90 ekran kasa oranı varmış. İşte 15.9 mm incelik diyor falan filan. Burada böyle bunları söyleyeceğiz. Teknik özelliklerde değineceğim. Yan tarafa geçtiğimizde ise iki tane USB bağlantısı bizleri karşılıyor. Tip A bunlar. Hemen onun yan tarafında bir micro SD bellek kart yuvası var. Okuyucumuz bulunuyor. Bu hemen onun alt kısmında küçük bir LED lamba var. Bu da hani pil durumunu vesaire gösteriyor. Sol yan tarafa geçecek olsak burada iki adet Thunderbolt, aynı zamanda Tip-C bağlantı yuvamız mevcut. Bunlar hem power için kullanılıyor, yani güç için kullanılıyor, hem de arkadaşlar ekran, eğer uyumlu bir ekranınız varsa doğrudan doğruya ekran bağlantısında bu bağlantıyı kullanabiliyorsunuz. İki tane olması güzel olmuş. Hani aynı anda hem görüntüyü verirken hem şarj etmek gibi bir işlem yapacaksınız. Bunlardan ikisini kullanabiliyorsunuz. Standart boyutta bir HDMI bağlantımız var. Onun hemen yanında da hem mikrofon hem de kulaklık girişi olarak kullanabileceğimiz bölüm var. Bunun dışında cihaz hani hafif, küçük. Şöyle göstereyim. Bakın ekmare bir gövdemiz var. Oldukça da hafif tasarlanmış ve gerçekten de hani özellikle mobilite için önerebileceğimiz bir dizüstü bilgisayar olmuş. Şimdi bu fiziksel görünümden sonra Asus VivoBook S14'ün bir de teknik özelliklerine değinmek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim, ürünün kodundan bahsetmemiz gerekirse. Çünkü farklı farklı varyasyonları bulabilirsiniz piyasada S14'ün. Bize gönderilen sürüm S435EA olarak geçen sürümü arkadaşlar. Hani bu tam olarak bu modeli arayacaksınız, bu isimle aramanız gerekiyor. 14 inçlik 1920'ye 1080 piksellik IPS 16'ya 9 bir ekranımız mevcut. Bu ekranın parlaklığı 400 nits, %90 ekran gövde oranı var. Biraz önce söylemiştik. Intel Core i5 1135G7 işlemci kullanıyor. 2.4 GHz'lik bir işlemci bu. Intel'in Inix XE Graphics ekran kartı bulunuyor. Bütünleşik bir ekran kartı bu. 8 GB DDR4X RAM'imiz var. 256 GB da M.2 NVMe PCIe SSD'miz olduğunu söyleyelim. Parmak izi okuyucu olduğunu belirttik. Bağlantıya gelecek olursak az önce söyledim ama bunların hangi bağlantı olduğunu söylemedim.
Bir tane USB 2.0'ımız var tip A. Bir tane USB 3.2'miz var tip A. O da tip A. Yani sağ taraftakiler bir tanesi 2.0, bir tanesi 3.2. İki tane Thunderbolt 4 var dedik. Yani tip C olarak da geçiyor bunlar biliyorsunuz. Ve bu hem ekran hem de güç desteği sunabiliyor. Bir tane HDMI 1.4'ümüz var. Bir tane de 3.5 mm'lik mikrofon kulaklık bağlantısının olduğunu söyledik. Micro SD kart okuyucu yuvamız bulunuyor. 720p HD kameramız, Harman Kardon ses sistemimiz, Wi-Fi 6 desteği, burası önemli. Wi-Fi 6 desteği de var. Bluetooth 5.0 var. Dual band olduğunu belirtelim. 67 watt saatlik 4 hücreli bir pilimiz var. Şarj cihazı olarak da 65 wattlık bir tip C bağlantısını kullanan bir adaptörümüz kutudan çıkıyor. 1.3 kilogramlık bir ağırlığımız var. Çok güzel bir değer, bunu söyleyeyim. Ve bu ürünün fiyatının da 8000 TL olduğunu belirteyim. Şimdi gelelim ürünle ilgili yaşadığımız kullanım deneyimine. Şimdi biz testler yaptık, sentetik testler de yaptık, farklı testler de yaptık. Bunları ekranda zaman zaman göstereceğiz videonun içinde ama öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bu Intel'in Evo platformu üzerine geliştirilmiş bir bilgisayar. Böyle olunca da ne oluyor biliyorsunuz, Intel Evo 11. nesille karşımıza çıkan bir platform. Bu platformda çok güçlendirilmiş bütünleşik bir ekran kartı bulunuyor. Bu RX Xe dediğimiz ekran kartı özellikle oyunlarda önceki nesillere göre çok daha yüksek bir performans sunabiliyor. Asus VivoBook S14'te de aynen durum bu şekilde devam ediyor. Bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı olmamasına rağmen, açık konuşmak gerekirse bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı değil. Ama hani Valorant gibi ya da işte böyle işte CSGO gibi oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Elbette çok daha yüksek güç isteyen, yüksek ekran kartı isteyen oyunları da oynayabilirsiniz. Ama tabii ki oralarda böyle çok yüksek FPS değerleri beklememeniz gerekiyor. Ama Valorant gibi, CSGO gibi oyunlarda işinizi görecek çok güzel bir bilgisayar. Hatta böyle bir tip C bağlantı, yani Thunderbolt kullanan bir ekranınız da varsa büyük bir ekranda bağlarsınız. Birçok oyunda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi bu bilgisayarın asıl görevi, asıl işi, asıl uzman olduğu alan bu oyunlar değil. Ama oyunlarda da yeteri kadar performans sunuyor. Onun da örneklerini videonun içinde çeşitli yerlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi biz bu ürünle sentetik testlerde yaptığımızı söylemiştik. PCMark testimizi daha çok tercih ediyoruz biliyorsunuz. Burada ortalamada 4490 puan aldı. Yani fena bir puan değil. Essential testinde 9324, Productivity testinde ise 6166 ve Digital Content Creator Test Creation testimizde de 4274 puan aldı. Oldukça güzel değerler olduğunu söyleyebiliriz. Senaryolardan biraz bahsetmek isterim. Hani bunu kimler alabilir, kimler almalı? Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Mobil olarak çalışan herkes bu bilgisayarı alabilir arkadaşlar. Çünkü donanım özelliklerine baktığınızda, pil ömrüne, ki birazdan ondan da bahsedeceğim, baktığımızda ve hani günlük ihtiyaçlar, işte ofis programlarını çalıştırma, internette dolaşma, Zoom toplantılarına katılma gibi birçok şeyinizi, birçok işlerinizi bu bilgisayarla yapabilirsiniz. Evden çalışanlar da kullanabilir çok rahat bir şekilde, çünkü taşıması da çok kolay ve çok rahat. Bu manada mobil olanlar, evden çalışanlar, sabit bir ofisi olmayanlar, yani evinde çalışabilirsiniz veya dışarıda çalışmak istiyorsunuzdur. Bir kafeye oturursunuz, bir restorana oturursunuz. Orada bilgisayarla bir şeyler yapmanız gerekecektir. O tarz ihtiyaçları olanlar için önerebileceğimiz güzel bir dizüstü bilgisayar olmuş. 8 GB RAM ve 256 GB depolama da günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli. Elbette tabii ki böyle hani atıyorum ben bu bilgisayarda, bazen soruyorsunuz çünkü bunu niye anlatıyorum, belki o aklınıza takılabilir. Bazı sorular geliyor, hani ben bu bilgisayarda işte Premiere çalıştırmak istiyorum, İşte efendime söyleyeyim AutoCAD çalıştırmak istiyorum falan gibi sorular alıyoruz. Ha, bu bilgisayarın işi Premiere'de edit yapmak değil ama yapabilir mi? Yapar. Yeteri kadar beklemeye göze alırsanız, belli bir bekleme süresini göze aldığınız zaman o tarz işlerini de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta işte DaVinci Resolve gibi falan programları da bu bilgisayarda çok güzel bir şekilde kullanıp montaj falan da yaparsınız arkadaşlar. Hani bazen böyle sorular geliyor çünkü bize. Hani şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim, yazılımı da kullanabilir miyim? Orada da kullanabilirsiniz. Yani montaj da yaparsınız ama söylediğim gibi render dediğimiz, hani bu videoları export ederken bekleme süresi birazcık fazla olacaktır. Çünkü bu üründe harici bir ekran kartı yok. Öyle bir ürün istiyorsanız zaten hani bu bütçelerde ve bu özellikle bulamazsınız. Biraz daha bütçeyi arttırıp biraz daha farklı cihazlara yönelmeniz gerekiyor. Ama günlük ihtiyaçlar açısından ben kısa bir video düzenlemek istiyorum. Yapar mı? Yapar. Onda sorun yok. Ben yazılımcıyım. Okulda kullanmak istiyorum. Kullanabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, ben mobil çalışıyorum. İşime yarar mı? Kesinlikle yarar. Özellikle ben mobil çalışanlar için çok öneriyorum. Neden?
Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. 67 watt saatlik pilimiz var dedik. Şöyle bir, hemen kenardan getireyim ben size. Şöyle bir adaptörümüz var. Tip C balansı kullanan 65 watt'lık bir standart aslında bu bir adaptör. Bununla telefonu da şarj edebilirsiniz bu arada. Hızlı şarj desteğiniz varsa telefonda onu da yaparsınız. Bu adaptörle bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuz varsa telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Bunun dışında baktığımızda birçok cihazı da yine bu adaptörle şarj etmeniz mümkün. Ayrıca varsa PD destekli, yani Power Delivery destekli bir power bankınız varsa yine bu üründe power bankla da şarj etmeniz mümkün. Yani aslında tip C'den şarj oluyor olması birçok anlamda işinizi kolaylaştırıyor. Ve oraya geleyim, madem ki pil işine girdik, sentetik testlerden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz biz yine PCMAC kullanıyoruz sentetik testlerde ve bir video testi yaptık. Biliyorsunuz en çok verilen rakam bu oluyor. Farklı farklı senaryolar var PCMAC'ın içinde ama bateri testinde. Biz video yaptık. Videoda normalde ortalama 50 watt saatlik bir pile sahip olan bir dizüstü bilgisayar 10 saat veriyor. Bu ürün 14 saat 7 dakika. Bakın 14 saat 7 dakika bu bilgisayarla video izlemek istiyorsunuz. 14 saat 7 dakika boyunca bu bilgisayarla video izliyorsunuz. Çok da başarılı. Hani daha farklı senaryolarda rakam uzayabilir. Baktığımız zaman da bu bilgisayarla hani aldınız, sabahtan şarj ettiniz, adaptörünü bile yanınıza almasanız akşama kadar kullanırsınız. Yani 10 saat, hatta burada 14 saatlik bir değer verdi bize. 14 saati bütün bir günü geçirebileceğiniz konusunu söyleyebilirim. Öte yandan performansta falan da bir sıkıntı yok. Zaten 11. nesil Intel'in bu Evo platformu çok güzel bir şekilde çalışıyor. İşini gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Ve günün sonunda da günlük ihtiyaçlarınızın tamamını görebilecek ve aynı zamanda dışarıda şurada burada da işlerinizi görebilecek çok güzel bir bilgisayar olmuş. Asus VivoBook S14'ün biz hoparlör testini de yaptık ve aynı zamanda webcam'den de bir görüntü aldık. Şimdi ikisini arkası arkasına bir izleyelim. Ses kalitesi de bence gayet yeterli. Harman Kardon destekli bir ses sistemi kurulmuş ve hani film izlerken, video izlerken veya webcam tarafından konuşmak gerekirse de görüntülü toplantılarda, Zoom'da, şurada, burada bütün ihtiyaçlarınızı görebilecek bir sistem var cihazın üzerinde. Şimdi bu videoları izleyelim. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videoyu VivoBook S14'ün web kamerasıyla kaydediyorum. Siz de eğer online toplantılarda ya da böyle çeşitli bir video çekmeniz gerektiği zaman görüntü kalitesi ve mikrofon kalitesi, ki sesi de şu anda yine bilgisayarın kendi mikrofonundan alıyoruz, bu şekilde olacak. VivoBook S14'ün kamera kalitesi işte bu şekilde. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu, Asus VivoBook S14'ün fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki cihazın fiyatı 8000 TL'ydi arkadaşlar. Özelliklerine baktığımızda, sunduklarına baktığımızda, donanım özelliklerini hesaba kattığımızda, pil ömrünü hesaba kattığımızda, işte iki tane Thunderbolt çıkışı vesaire gibi özellikleri koyduğumuz zaman bence fiyatın makul olduğunu düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki 8000'den az para mı? Değil. Evet, onunla bir kere hemfikir olalım. Ama piyasadaki benzer özelliklere sahip diğer cihazlarla karşılaştırdığımız zaman baktığımızdaki fiyatının ben makul olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi özellikle de böyle hani iş için kullanmak isteyenler, mobilite için kullanmak isteyenler, eğitim için kullanmak isteyenler, çeşitli güvenlik fonksiyonları da olsun parmak izi gibi diyenler için biçilmiş bir kaftan, fiyatının da sunduğu özelliklerine göre, burasının altını özellikle çiziyorum, makul olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili teknolojioku.com takipçileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Asus VivoBook S14'ü anlatmaya çalıştım. Ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına bize sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar ben bütün soruları cevaplayacak bir inceleme hazırlamaya çalışmış olsam da belki de bir şeyler kalmış olabilir. Bu konuda desteklerinizi istiyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyorum ben. Bir de teknolojioku.com adresini de düzenli olarak ziyaret edip bizlerin haberlerimizi de takip edebilirsiniz. Oraya da beklediğimi söyleyeyim. İstiyorsanız bizi Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.